Evet Goberler, şimdi 36. köşe taşımızla devam ediyorum arkadaşlar. Üçgende benzerlik konusuna. Birinci sorumuzu koyduk ekrana. Şöyle odaklanma muhabbetini de bir ayarlayalım. Evet, kilitledik. Biraz aydınlatalım ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Yukarıda verilenlere göre ABX nedir diye bir soru sormuş bize. Burada yine az önceki köşe taşında yaptığımız gibi arkadaşlarım, yine kenarlardan oran bulmaya çalışacağız. Bakın şu eşit açılara AA diyelim. Şimdi bu üçgene B, bu üçgene de C dediğimde bunun da mutlaka bir açısı B, bir açısı C'dir diye düşünüyorum. Bunu da nereden bulacağım? Kenarlar arasındaki ilişkiden. Bakın şöyle, mesela şunu yakalım. Bunun, bu küçük üçgenin bir kenarı 4, büyük üçgene bakıyorum bir kenarı 8. İki katı. Başka böyle bir iki katı daha varsa kesinlikle oranı buldum diyeceğim. Mesela bu küçük üçgende bakın C'nin karşısı 8. Büyük üçgende de demek ki C şurasıymış ki C açısı karşısı 16. Bakın yine iki katı muhabbetini yakaladım. Yani oranı tutturdum. 4'e 8, 8'e 16, iki katı. Demek ki bunun bu kenarı 6 olacak ki arkadaşlarım, 6 olmalı ki. Bakın bunun da bu kenarı 2 katı oldu. A'nın karşısı 6, A'nın karşısı 2 katı muhabbetini yakaladım. Tabii şimdi bunun bulunuşunun bir sürü yöntemi var arkadaşlar. Hani görmeniz gereken olay. Mesela ben şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şunun iki kenarını yazalım ya da kenarlarını şöyle yazalım. Böyle de yapanlar da var. Bunu da yazayım. 4 var. Bir diğer kenarı 8, üçüncü kenarı x. Şimdi bu üçgenin de kenarlarını yazıyorum. 8 var, 16 var, bir de 12 var. Şunlar alt alta oranlar aynı geldiğinde bakın 4'e 8 2 katı, 8'e 16 2 katı. Demek ki bu da 2 katı olacak. Yani iki tanesinde aynı oranı tutturduğunuzda kesin benzerlik oranları budur diyeceksiniz. Üçüncüsü de aynı olacak. 2 katı olması için 6 olması gerekir diyeceğiz. Şimdi geldik buna. Şu oranları bir yerleştirelim. Öncelikle BC'ye 3K deyin diyor. CD'ye 2K. Tamam. Sonra AC'ye 2 değil 3M deyin diyor. CE'ye 2M. Bakın bunda daha kolay gözüktü. 3'e 2, 3'e 2. Kenarlar arasında 3'e 2 oranı var. Demek ki burada da 3'e 2 oranı olacak. Üçüncü kenarlar arasında da. Hani x'in 9 olması gerekiyor ki. Çünkü x bölü 6'nın 3 bölü 2 oranını sağlaması gerekiyor arkadaşlarım. Dolayısıyla x işte bu 3 katı, bu da 3 katında x'in 9 gelmesi gözüktü. Şimdi buna da bakalım. Bakın yine birer açıyı eşit vermiş bize. A, A dedim bunlara. Şimdi şöyle yapalım. Kenarlarını yazalım buraya mesela. Küçük üçgeninki 2, 3 ve 4 kenarları. Bakın önce neyi yazdım? 2 ile 3 açının sol ve sağındakiler. Bunu yazıyorum şimdi bu üçgenin. Açının önce sol ve sağındakileri yazalım. 4, 6 bir de x. Bakın ne geldi? 2 katı. Bu da 2 katı. O zaman bu da 2 katı olacak. 8'i yapıştırdım. Şimdi buna bakalım. Paralellik var. O zaman önce şu A diyelim. Buna da A diyelim. İşte şimdi önce şu A'nın üst ve altındaki kenarları yazıyorum. 12, 18, sonra karşısındaki kenar 10. Bunda da aynısını yapacağım arkadaşlarım. 18, 27, sonra karşısındaki x. Böyle küçükten büyüğe doğru yazıyorum bakın kenarlarını. Bunda da öyle yaptım. Şimdi kaç katına çıkmış? Hatta şöyle yapalım. Sadeleştirelim. 6'ya bölelim 2. 6'ya bölelim 3. Bakın 2 bölü 3. 9'a bölelim 2. 9'a bölelim 3. Bakın yine 2 bölü 3. O zaman 10 bölü x dediğim şey de 2 bölü 3 olacak dedim. Kaç katı? 5. Kaç katı olacak? 5 katı olacak. Cevabım Bursa'dan gelecek dostlar. Evet, 36 numarayı gömdük. Hemen arka sayfasına çeviriyorum arkadaşım. 37 numaralı köşe taşındayız dostlar. Şöyle bir bakalım hemen buna. Görüyorsunuz iki tane diklik var. AB 90 benzerliği yapılacak. Şimdi AC'yi 20 vermiş. Onu bir görelim. AC'nin tamamı 20'ymiş şurası. Başka paralellik var. Şu açıya A diyelim. Z harfinden bu da A olsun. Şurası 20 idi. Başka. X'i soruyor bize. Şimdi burada tabii benzerlikten çözmemizi istiyor. Hatta şöyle yapın bakın. A 90 şuraya B diyelim. A 90 buraya da B diyelim. Yani şu üçgenle
aslında şu küçük üçgeni benzerlememizi istiyor. Buradan hemen çözelim. A'nın karşısı 10, A'nın karşısı x. Burada 90'ın karşısı 20, 90'ın karşısı da 16. Bakın ne fark ettim? 2 katıymış. Bu da 2 katı olacak. Demek ki x 8 olacak dedim. Ama burada özel olarak şunu da görürseniz böyle de bir çözebilirsiniz. Bakın 90'ın karşısı 20 iken neyin karşısı 10 olur? Tabii ki 30'un sadece. O zaman burası 60 olur arkadaşım. Z harfinden burada 30, burada 60. 90'ın karşısı 16 iken 30'un karşısını 8, bir de böyle bulabilirdik. Özel üçgen çıktı şansımıza. Ama bakın mesela burada özel üçgen yok. Mecbur ne yapacağız? İlk yaptığımız benzerliği. Şimdi şuna A diyelim, şuna B. Şuraya da B yazalım hemen biz dostlarım. A 90, B var. Başka neler sormuş? A noktasının DC'ye uzaklığı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi A noktasının DC'ye olan uzaklığını şuradan diklik çizeceğim arkadaşlarım, ama tam nereden geçiyor, geniş açımı değil mi bilmediğim için şöyle bir gösterdim dostlarım. A'nın DC'ye olan uzaklığı. Buna da X yazdım ben. Şimdi şurada da bakın B 90, A açısı oldu burası. Şimdi benzerleyelim. B'nin karşısı 10, B'nin karşısı X. 10 bölü X eşittir. 90'ın karşısı burada 12, burada 90'ın karşısı 6. Demek ki 10'un yarısı olacak, 5 olacak B'nin karşısı. Cevabım Bursa'dan geldi dostlarım. Yani şuradaki 4'ü niye vermiş? Ben de anlamadım açıkçası. Evet, geldik 3. soruya. Açıortaylar arasında bir ilişki istiyor bizden. AK'nın ME'ye oranı. Siz biliyorsunuz ki iki üçgenin benzerlik oranı neyse açıortaylarının oranı da o olmak zorundaydı arkadaşlarım. Demek ki yani bunların benzerlik oranı 4'e 6 ya dostlar. 2'ye 3 yani. Açıortayların oranı da 2K'ya 3K'dır demeniz yeterli olacaktır dostlar. Burada mesela bir de CD'yi vermiş 9. Yani benzer olduklarını ispatlamamız için bir de BC'yi de 6 vermiş. Hani benzerliği bir önceki köşe taşından, 36. köşe taşından kenar, açı, kenar. Kenar, açı, kenar benzerliğinden bu iki üçgenin benzer olduğunu ispatlıyoruz. İlk önce benzer olduğunu ispatladıktan sonra benzerlik oranları açıortayların oranına eşittir diyoruz. Geldik buna. Yine bakın AK küçük üçgenin açıortayı, AN büyük üçgenin açıortayları. Bunları benzerleyeceğiz dostlarım. Şöyle bir verilenlerin hepsine bakalım. Şimdi küçük üçgende bakın 6 var, 4 var. Kenarları yazıyorum. 4 küçükten büyüğe 6, bir de DE var. Büyük üçgendeki kenarları yazıyorum dostlarım. 8 var, 12 var. 8, 12, bir de BC var. Bakın iki kenarı tutturdum. Oranları 1'e 2, 1'e 2. Demek ki bunların yani küçük üçgenle büyük üçgenin benzerlik oranı 1'e 2. O zaman açıortaylarındaki oran da 1'e 2. Yani küçük üçgenin açıortayı K ise büyük üçgenin açıortayı 2K. O zaman buraya da K kaldı. Bizden de AK bölü KN yani K bölü K'yı 1'i istiyormuş dostlar. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 37 numarada bitti. Hemen 38 numaralı köşe taşının birinci sorusuna odaklanıyoruz. Şimdi demiş ki AC DE'nin 4 katıdır. Bakın şurası K, burası 4K'ymış. Şimdi şunu yakalayalım. Bakın küçük üçgende 3 var, büyük üçgende 12 var. 4 katı. Küçük üçgende 2 var, büyük üçgende 8 var. 4 katı. Küçük üçgende K var, büyük üçgende 4K var. Yine 4 katı. Yani üçgenlerin kenarları arasındaki oran hep 4 katı, 4 katı, 4 katı. Yani aynı oran. Bu ne demektir? Bu iki üçgen küçüğün kesinlikle benzerdir. Yani şu küçükle büyük olan üçgen %100 benzer. Ve siz şunu biliyorsunuz dostlarım. Benzer üçgenlerin açıları tıpatıp aynıdır. Yani hangisi hangisinin 4 katıydı? Bak buradaki Denizli açısının karşısındaki 3, Adana açısının karşısındaki 12. 4 katı oranı buradan geliyor. Demek ki buna ben küçük A dersem bu da küçük A açısı. Yani aynı oranı sağlayanlar, o 4 katını bulduk ya,
O oranı sağlayan kenarların karşısındaki açılar eşit olacak. Mesela K ile 4K, 1'e 4 oranı var ya. K'nın karşısı 20 ise 4K'nın karşısı da 20 olacak. Tamam mıdır kardeşim? Demek ki cevabım Bursa'dan geldi. Şimdi buna geçelim. 4, 4 verilmiş. Bakın küçük üçgenin kenarları 2, 5, 6. 2, 5, 6. Büyük üçgenin kenarlarını küçükten büyüğe yazıyorum. 4 var en küçük kenarı. 10 var. Bir de 12 var. Bakın 2 katı, 2 katı, 2 katı. Demek ki kenarlar arasındaki oran hep 2 katı. 1 bölü 2 bunların benzerlik oranıdır diyorum. Açıları benzer olduklarını buldum. Açıları tıpatıp aynıdır diyorum artık. Yani şunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi burada mesela 2 ile 4 değil mi? 1 bölü 2 oranını sağlıyor. Demek ki küçük üçgende 2'nin karşısındaki açıyla büyük üçgendeki 4'ün karşısındaki açı, yani şurası da x olacak diyor. Küçük üçgende 6'nın karşısındaki açıyla, yani şu açıyla büyük üçgendeki 12'nin karşısı, yani şu açı birbirine eşit olacak diyor. Küçük üçgende 5'in karşısındaki ile büyük üçgende 10'un karşısı, şurası eşit olacak diyor. Demek ki burası da y. Şimdi bizden ne istiyor? EAC'nin yani şuradaki açının ölçüsü x ve y cinsinden nedir diye bir soru sormuş bize. Dostum şimdi buraya biz bir k diyelim mesela. Bakın bütün üçgenin iç açılarını topluyorum. Ne var? X, x, 2x var. Bir de y var, bir de k var. Bunların toplamı 180. Demek ki k'yı yalnız bıraksam 2x buraya eksi 2x. Y buraya eksi y gelecek. O zaman k eşittir 180 eksi 2x eksi y. Yani Denizli şıkkımız doğru cevap gelecek. Evet, bu sorudayız. DE HF'nin 2 katıdır diyor. Bak buraya k, buraya da 2k'yı yazdım. Şimdi şu üçgenleri kıyaslayın arkadaşlar, bakınız. Açılarına bakın. 2 şey kenarlarına 2 var, 4 var. 2 katı. 3 var, 6 var, 2 katı. K'ya 2K var, yine 2 katı. Yani kenarlar arasındaki ilişki hep 1'e 2 oranını sağlıyor. Demek ki benzer. Benzerse açıları tıpatıp aynı. Ve aynı oranı sağlayan, yani K ile 2K oranını sağlayanların karşısındaki açılar eşit. Yani bunun K kenarının karşısındaki açıya ben küçük A dersem, bunun 2K kenarının karşısındaki açıya küçük A diyeceğim. Dolayısıyla bu üçgenin ikiz kenar bir üçgen olduğunu görüyorum. Bu kenar 12 birim toplamda. Bu da 12 olması için AD'ye 6 birim kaldı. Cevabım Adana'dan çıktı. Evet, buna geliyoruz. Açıları ve kenar uzunlukları gösterilmiştir diyor. Önce kenar uzunluklarına bakalım. Küçükten büyüğe yazalım. 6, 8, 10. Küçük üçgeninki. Büyük üçgene bakıyorum. 9, 12 ve 15. Bakın bunları sadeleştirdiğimde 3'e bölün 2, 3'e bölün 3, 4'e bölün 2, 4'e bölün 3, 5'e bölün 2, 5'e bölün 3. Hep 2 bölü 3 oranını sağlıyor, gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki bunlar benzer üçgenler. O zaman 6 ile 9'un karşısındaki açıların birbirine eşit olduğunu biliyoruz biz. Küçük üçgende 6'nın karşısında m var. Büyük üçgende 9'un karşısına bakıyorum. Y artı Z var. O zaman Y artı Z M'ye kesinlikle eşit. Bak bu doğru. Yanlışı soruyor, bu doğru. Başka. Küçük üçgende 8'in karşısında T var. Büyük üçgende 12'nin karşısında N var. Demek ki T N'e eşit. Bu da doğru. Küçük üçgende 10'un karşısında Z var. Büyük üçgende 15'in karşısında ne var arkadaşlarım? X var. Z X'e eşit. Bu da doğru. Bunu da yazdık. Z yerine X yazarsam ben Y artı X M'ye eşit olur mesela. Bunu da söyleyelim. T ile ilgili hiç konuşmadık. T'ye de bakalım. Ha, T ile ilgili konuştuk mu? T eşittir N çıktı. Tamam, bunu da söyledik. Başka, şimdi biraz da üçgende açı yapacağız herhalde arkadaşlarım. Neyi soruyor bize? Hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi şunu da bir konuşalım. Z yerine X yazarsak biz. Z yerine X yazsak. T ya da şuradan konuşalım. Şu şıkkı deneyelim arkadaşlarım. T yerine N yazsam ben. N. T N'e eşitmiş. M yerine M yerine ne yazalım? Y artı Z yazalım. Y artı Z. M yerine yazdım. X de zaten X olsun.
Peki bunların dördünün toplamı 180 mi? Bakıyorum, N'nin, Y artı Z'nin ve X'in toplamı. Evet, gerçekten üçgenin iç açıları olduğu için 180, bu da doğru. Demek ki yanlış olan şıkkımız XT'ye eşit değil şıkkı. Yanlış olan şıkkımızmış. Pekala, 38'i de gömdük. Hemen çevirdik arka tarafı. 39'dayız dostlarım. Şöyle birinci sorumuzu koyalım. Ne diyor burada arkadaşlarım? Şuradaki alan nedir diye bir soru sormuş bize dostlar. Bu direkt çok basit bir soru oldu. Üniversite sınavında da sordular. Basit dediğime aldanmayın. Üniversite sınavında çıkacak seviyede bir soru. Çünkü çok çok benzerini sordular bunun. Şuradaki oran 12'ye 16 ya. 12 bölü 16 eşit oluyor x bölü 12'ye dostlarım, bu. Buradan içler dışlarını yaptığınızda cevabı Denizli buluyorsunuz. X'i 9 buldum. Şimdi buna bakalım. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. FK paralel EC. Tamam, FK EC'ye paralelmiş. Yani bu şimdi kenar ortay olduğu için arkadaşlarım, şurası kenar ortay. Ağırlık merkezi şurada 1'e 2 oranı mevcut tabii ki. Hatta şöyle yapalım. 1'e 12 düştüyse 2'ye ne düşer diye soralım. 24 düşmeli. Yani cevabı patırt diye bulduk hemen arkadaşlarım. Hatta şuradaki alanlar işte 1'e A düştüyse 2'ye 2A düşer gibi dağıtabiliyorsunuz dostlar. Az önce de bunu yaptık aslında birinci soruda da. Ne kadar pratik olduğunu görün kardeşlerim. Bakın burada da neredeyse tıpatıp aynı soru. Hani sadece üçgene tamamlamamış bunu. Hemen ne diyorum? 4'ün 12'yi oranı bakın kaç katına çıktı? 3 katına. 6 da 3 katına çıkar. 18'i paketledik. Buna bakalım şimdi. G ağırlık merkezi demiş. BAN açısı, yani şuradaki açı. NANAC. Şuradaki açının tamamına eşitmiş. NAC'ye. Yani şu doğru açıortaymış arkadaşlarım. Bunu bir bilelim. EF paralel BC. Tamam. AB 12. Onu bir göstereyim. AB 12. AC 18. Bakın şimdi bu açıortaydı. Kolları 12'ye 18. Hatta 6'ya bölelim. 2'ye 3. Demek ki şurası 2K. Burası 3K. Bunu da söylemiş olalım. G ağırlık merkeziymiş. Neyin? A, B, C'nin ağırlık merkeziymiş. Şimdi bunların 2 katını alsam 4K'ya, 6K desem bunlara toplam 10K'ya. Şurası tam kenar ortay olacak. Çünkü G'den geçtiğine göre kenar ortaydır. 10K'yı 5K, burası da 5K olacak. K şeklinde böldü. Bak artık oranlarını biliyorum. 5K'ya 4K. 4K'ya ne düştü? 24. 6 katı. 5K'ya da 6 katı düşecek. 30 düşecek diyebiliriz dostlar. Yani şunu demeye çalışıyoruz dostlar. İlla ki bu dörtgenlerin üçgen olmasını beklemeyin alanlarını oranlarken, tamam mı? Dörtgenlerin de alanı tabanlarıyla doğru orantılıdır diyebiliyorsunuz dostlar. Pekala. 39'u pat diye gömdük hemen. Şimdi gelelim 40'a. Evet, 40 numaralı köşe taşındayız. Birinci sorumuzu açtık. Bakalım ne diyor? ABC üçgeninde AB ile AC eşitmiş. Evet, bunlar ikiz kenarlarmış. Şimdi ikiz kenar üçgende biz şunu öğrendik. Hatta 6'ymış bunlar. Bu çizilen yükseklikler birbirine eşitti dostlarım. Bunları biliyoruz. Hatta şu DC'yi soruyor bize. Burası X ise buranın da X olduğunu söylemiştik biz hatırlarsanız. Yükseklikler eşit, şu parçalar eşit, şu parça şu parçaya eşit demiştik. Şimdi bizden de DC'yi istiyormuş. DC şuradaki X dediğimiz yeri istiyor. Şurada bir Pisagor çakalım önce. Şurası da 4 oluyor. Aa, bitti zaten ya. Buraya Pisagor'a gerek kalmadı. Hani dedim ya burası X ise burası da X. Bakın şurası 6, burası da 6. O zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı X'e. Hiç çok iyi ki de gördük ha. Yoksa yalandan yere Pisagor, Misagor uğraşacaktık. Evet, buna bakalım. 1, 3. Bu kareymiş. O zaman burası 4. Hatta burası 5. Şimdi karede genelde hep AB 90 benzerliği yapılır ve %99'da eş üçgen çıkar arkadaşlarım. Bakalım burada da öyle olacak. Bakın A 90 B. Şimdi karenin şurası da 90 olduğu için buraya A yazdım. A toplamları 90 olduğu için buraya B. Şuraya da A'yı yapıştırdım. Bu kenarda 4 birim geldi. Bakın şu üçgenle, şu üçgene odaklanın. Burada da AB 90, AB 90 var. Hatta burada da A'nın karşısı 4. Bunda da A'nın karşısı 4. O zaman eş üçgenler.
Burada 90'ın karşısı 5 ise bunda da 5. B'nin karşısı 3 ise burada da 3. Nereyi soruyor? DF'yi soruyor. 5'i yapıştırdım. Evet, bakın yine ikizkenar üçgen. Çizilen açıortayların biz eşit olduğunu biliyorduk. Hatta DE şu K dersen buraya. DK KE'ye eşit. DC EB'ye eşit. Tıpkı yükseklikte olduğu gibi. BK KC'ye eşit. Sonra şuradaki AD AE'ye eşit. Bunların hepsini biliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım. AE AD'ye eşit mi? Doğru. BE DC'ye eşit mi? Doğru. BD CE'ye eşit. Evet, açıortaylar eşittir. BD daha büyüktür DC'den diyor. BD şurası, DC burası. Bunu şöyle de ispatlayabilirim. Bakın şu açılara AA desem, şu da AA. Bakın DB'yi 2A görüyor. Bunu 2A açısı gördü. DC'yi de 1A gördü. Açı büyük olduğu için kenar da daha büyüktür. Demek ki bu da doğru. BC CD'ye eşittir. Yani bu şu anda bilemeyiz zaten, değildirdi aslında. Ama yanlış olan bu arkadaşlarım, söyledik. Geldik buna. ABC dik üçgen, bir ikiz kenar üçgen gördük. İkiz kenar dik üçgenmiş hatta bu, değil mi? BD diktir AD'ye, tamam. AE 6 birimmiş. AE neresi? Şurası 6 birimmiş. DE şurası 2 birimmiş. C noktasının AD doğrusuna uzaklığını soruyor. Bakın ne güzel de soruyor. Şurayı da çizdim. Arkadaşlar bakın şu açıya A, şuraya B 90. B ise buraya da A kaldı. A 90, şu açının tamamı da B çıktı. Yani şimdi biz şunların açılarının eşitliğini ispatladık. Ve açılar eşitse bunlar %100 benzerdir dedik. Ekstradan bakın 90'ın karşısı tık tık, 90'ın karşısı tık tık. Yani benzerliğin ötesinde benzerlik oranları da 1 çıktığı için bu üçgenler eş çıktı. O zaman burada A'nın karşısında 2 varsa burada da A'nın karşısında 2 olur. B'nin karşısı bakın burada toplamda 8. Dikkat edin buna. Burada da B'nin karşısı 8 olur. Bize de neyi soruyordu? C'nin AD'ye uzaklığı, yani 8'i soruyordu. Cevap Edirne'den çıkar. Evet, hemen çevirdik. 41 numaralı köşe taşımızdayız dostlarım. Şunu bir güzelce ayarlayayım. Bakıyoruz şimdi. AB AC'ye eşitmiş dostlar. AB AC'ye eşit. Tamam. Bu bir ikizkenar üçgen. O zaman şu parçalar eşitse mecbur bu parçalar da birbirine eşit olacak ki tamamı eşit olsun. Tepe açısı 40 ise taban açılarına 70 kalır. O zaman burası 30. Burası da yine bakın aynı doğru çizilmiş. Bu doğrular birbirine eşit. Çünkü aynı şekilde bölmüş bu tarafı. Yani BD doğrusu kesinlikle CE'ye eşittir arkadaşlarım. Peki bunlar eşit olduğunda neler söylemiştik? Şurası şuraya. Şurası şuraya eşittir. O zaman burada da bakın küçük bir ikizkenar çıktı. Burası da 40. O zaman şurası da 30 hocam. Bize neyi soruyor? A, B, D. Zaten şuradaki 30'u soruyormuş. Cevap Bursa. Geldim buna. A, B, C eş kenar üçgen diyor dostlar. Bakın şu kenarlara A, A, A deyip şuraya B dediğimde eş kenarın bir kenar uzunluğu A artı B ya. Hepsi A artı B olması için bunları da B, B yazdım. Şimdi tabii ki buralar hep 60'ar derece, 60 derece, 60 derece eş kenar olduğu için. Bakın bu üçgenin kenarlarına bakın. A, B, aradaki açıya bakın 60. Bu üçgene bakın A, B tam arasındaki açı 60. Tıpatıp aynı yerdeki açılar, yani A ile B'nin tam arasındaki açılar eşit olduğu için bunlar kesin eş üçgen. Eş üçgense 60'ların karşısındaki kenarlar da eşittir dedim. Sonra şu açıya X desem, bakın B'nin karşısı X ise bunun da B'sinin karşısı X. A'nın karşısına burada Y desem burada da A'nın karşısı Y. Ve hatta X ile Y'nin toplamı ne çıktı dostlarım? 60 ya bir açımız. Demek ki X ile Y'nin toplamı 120. E şurası da 180 olacağı için buraya da kaldı 60. Çünkü X ile Y'nin toplamı 120 idi. Buraya da 60 kaldı. Zaten o 60'ı soruyor. Buna bakalım. A, B, C ve
A, B, C eşkenar üçgenmiş. O zaman şuna biz bir 60 yazalım. Şuna da 60 yazalım. Şuraya bir A açısı deyip şuraya da 60 eksi A yazalım. A, D, E de eşkenar üçgenmiş. O zaman 60 yazalım. 60 yazalım. Şuraya da 60 eksi A diyelim. Şimdi bunun kenarına tık tık koyalım. Bunun bir kenarına da tık işareti koyalım şöyle. O zaman şu AB kenarına da tık tıkı koyduk. Dostum bak şunu fark et. Şu üçgenle şu üçgeni fark et arkadaşım. Görmesi biraz zor anlıyorum ama ne yapalım böyle işte arkadaşlar bu iş. Bakın bunun bir kenarı tık tık. Bir kenarı iki tane tık tık. Tık tık tık. Aradaki açı 60 eksi A. Şimdi bu taradığım üçgene bakın. Bir kenarı tık, bir kenarı tık tık ve yine aradaki açı 60 eksi A. Bu da eş üçgen olduklarının göstergesidir. 60 eksi A'nın karşısı burada 12 ise burada da 60 eksi A'nın karşısı 12'dir deriz. Evet buna bakalım hemen. Yine ABC bir eşkenar üçgen. O zaman 60'larımızı yazacağız. Tabii şu açı da 60 derece. Şu açı da 60 derece olacak. Başka 4 var, 6 var. Alan A, B, D. A, B, D. Şuradaki üçgenin alanını bizden istiyor arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız. Şöyle bir başlayalım. Şimdi şunlara A desem, kenarlara A, A. Şuraya da B desem. Şurası da A artı B olur. Bakın şu üçgene bir odaklanın. Bunun bir kenarı A. Bir kenarı A artı B, aradaki açısı da 60. Şimdi buna benzer bir üçgen daha var. Bakın şu. Şu üçgeni görün arkadaşlarım. Bu da aynısı bakın arkadaşlar. A, A artı B ve yine aradaki açının tamamı 60 derece. O zaman bunlar eş üçgenlerdir derim ben. Bunun 60'ının karşısında ne var? 10 var. Bunun da 60'ının karşısında şu kenar yani 10 olur deriz dostlarım. Şurası da 10 gelmek zorunda. Başka ne söyleyebiliriz mesela? İşte diğerlerini şu anda çok da bir şey söyleyeceğimizi zannetmiyorum. Şimdi şu açıya x diyelim. X. A'nın karşısına x dediysem buradaki A'nın karşısı da x olacak. Şu A artı B'nin karşısına y diyelim. Burası y. O zaman burada da A artı B açısının karşısı şurası Y olacak. Buraya da Y yazalım. Şu açı da Y. Bakın X ile şu Y'nin toplamı 60 var bir de 180'e eşit. O zaman X ile Y'nin toplamı 120. Demek ki şurada X ile Y'nin toplamı 120 ise şu açıya da ne kaldı? Şu aradaki açıya 60 derece kaldı. Yani şuraya da 120 kaldı. Bunu da söylemiş olalım. 60 derece kaldı. Burası da 120. Şimdi bakın üçgen biraz küçüldü ama ben şuraya çizeyim mi arkadaşlar? Şu aşağıya çizmeyi çalışayım. Bir çizeyim bakın şu A, B, D. Üçgenini şuraya daha temiz çizeceğim ki siz daha iyi anlayın diye bunu yapıyorum. Şöyle bir 4 indi buraya. Şuranın tamamı da 10. Bizden de üçgenin alanını istiyor. Biz şu açıyı 60 biliyoruz. Bakın burada daha rahat göreceksiniz şimdi. 60'ı gördüğüm için hemen karşısına diklik indiriyorum. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3 oluyor. Yani yükseklik 2 kök 3 oldu. Taban 10 zaten bölü 2. Buradan 2'ler giderse alanımız 10 kök 3 geldi diyebiliyoruz dostlar. Evet 41'i de gömdük. Şimdi son köşe taşımızdayız arkadaşlarım. Sonra tarama testine geçeceğiz. Son köşe taşımız 42 numaralı köşe taşı. Hemen başlayalım birinci sorusuyla. ABC üçgeninde bir 90 derece var, bir de eşit açılar var. Tamam. BC'ye 4K derseniz diyor, CD 3K olacak diyor. Şuraya 4K yazalım. Şuraya da 3K yazalım. Bize de CD kaç birimdir diye şuradaki x'i soruyor dostlarım. Evet bakalım neler yapacağız. Şimdi bu bir açıortay dedik. Şunu şöyle uzatsam ben. Şunu da şöyle birleştirsem. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi bu hem açıortay hem de yükseklikse kenarortay da olur. Ve bu üçgen ikizkenarda üçgen olur. Yani şu açımız A ise şu açımız da A geldi.
Sonra şuraya B desem şurası da B oldu. Ve burası da 4K oldu arkadaşlarım. Hatta şurası 4K eksi 3 oldu. Bilmiyorum bir işimize yarayacak mı? Yazıyorum sadece bunları. Evet, sonra neler yapalım diye düşünüyorum. Şunların oranını bulsak soru daha kolay çözülür mü diye düşündüm bir an. Neden olmasın? Evet. Şimdi. Şunu bir yapalım arkadaşlarım. Bilmiyorum ne yapacağım. Ben de şu anda göremedim tam net olarak. Şöyle yapsak diye düşünüyorum. Mesela hani bir kenar ikiye bölünmüşse burada orta taban çizsek şuradan hemen paralel. Şu 4K'nın yarısı olsa burası, 2K olsa. Tabii ki bu noktada da ikiye bölmüş olacak mecbur. Şurasıyla şurası birbirine eşit olmak zorunda. Şu kelebeği fark ettim bir de. 2K'ya 3K oranı var. O zaman 2'ye 3 ise şuranın 2 olması lazım ki 2'ye 3 burada da sağlasın. Evet, tamam, bulduk dostlar o zaman. Şimdi toplam burası kaç yaptı? 5. Burası da 5 olacak. 10 oldu buranın toplamı, bakın. Şimdi bu ikiz kenardı. 4K da 10 oldu. Tamam, çıktı soru arkadaşlar. 4K 10 ise K eşittir 10 bölü 4. Bana 3K'yı soruyor. 30 bölü 4 olur. Yani 2'ye bölersek 15 bölü 2. 7,5 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik buna. Bakalım burada ne yapacağız? 10 var, 30 var. Yani şöyle bir paralel çizesim de var aslında, yok değil. Bir de bunu deneyelim mi arkadaşlar? Keşke az önceki soruda da şurada da bir paralel çizse miydim diye düşünmedim değil açıkçası şöyle. Vallahi olabilirdi ha, ne yalan söyleyeyim. Görememişim şimdi. Şimdi bir de bunu deneyelim. Yani şu doğruya paralel çizeceğim arkadaşlar. ED'ye. Bakalım bir işe yarayacak mı? Şöyle çizdiğimde bakın burada bir Z harfi çıktı. Şurası da noktalar. Vallahi işe yaradı. Tüh, keşke yukarıda da böyle yapsaydım. Z harfinden bu da noktalı açı oldu ve ikiz kenarı yakaladım. Tık tık. Burada da bakın dik açıdan bir doğru inip hipotenüsün bir parçasına eşitse muhteşem üçlü vardı. Burası da buraya eşit. Yani şurası 15, burası 15, bu da 15 oldu. Bize de DE'yi soruyor. Artık bize düşen benzerlik yapmaktır. Yani şunun şuna oranını göreceğiz. 10 bölü tamamı 25. Şurada yazayım. 10 bölü 25 eşittir X bölü 15. 5'e böl 2, 5'e böl 5, 5'e böl 5'e böl 3, X eşittir 2 çarpı 3'ten 6'yı paketledik. Evet, buna geldik dostlarım. Şimdi ne diyor? 6 var, 12 var diyor. Tamam. BE bölü EC oranı nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi ben şunu şöyle uzatırsam bu buraya da eşit değil mi? Burayı görmeyelim. Bakın bu daha kolay çıkacak. Burada dış açıortay yaparım ben. Şu bizim dış açıortayımız. Yakın kol 6, uzak kol 12. 6 bölü 12 eşittir BE bölü tamamıydı BC. Yani BE'ye K dersem BC 2K. O zaman EC'ye de K kaldı. Bizden de K bölü K'yı, yani 1'i istiyor arkadaşlar. Evet, dış açıortay teoremi yaptım yani burada dostlar. Şuna bakalım. Bunlara bir AA diyelim. İkiz kenarmış bunlar. O zaman şurası da 4 oldu. EC AE'nin 2 katı. K'ya 2K'yı yapıştırdım. BC nedir diye bir soru soruyor. Şuranın tamamını soruyor. Bakın şuradan hemen şu 4'e paraleli çizdim. Burası 2'ye 1 ise burası da 2'ye 1 olacak. Yani şurası 2 birim gelecek dedim. Sonra benzerlik yapıyorum. 2'ye 3 oranı var. Hatta ona bile gerek yok. Paralel çizdiğim için yöndeşlikten bu açı da A olacak. Şununla aynı. Yani şuradaki A'ya A muhabbetinden bunlar da ikiz kenar çıktı. Burası 6 ise burası da 6. Ve bakın yine muhteşem üçlü. 6 ise bu da 6 ise burası da kesin 6 olacak dedim. Ve BC'nin toplamı 12 birim geldi. Evet dostlar. Köşe taşlarının hepsini bitirmiş olduk böylelikle. Şimdi ne kaldı geriye? Tarama testi falan kaldı. Onları da bir sonraki videoda halledeceğiz inşallah. Tamam. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.